Merhaba arkadaşlar ben Sonucanız. Orjinal Matematik Yayınları'nın 2022 ayeti Soru Bankası'nın çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. İntegralde 20. testte kalmıştık. 20. testinde çözümlerini beraber yapalım isterseniz. Şimdi geldik 20. testimize. Artık sona doğru geliyoruz. Bitti sayılır. Yukarıdaki dik, koordinat düzleminde fx eşittir kök x. gx eşittir x üzeri n. E'leri arasında kalan bölgenin alanı A ise n 2'ye giderken yani n'i 2 kabul et diyor. Buna göre diyor A'nın bunun sonucu nedir diye soruyor. Ben bundan bahsetmiştim size. Şurası ikisi de Y eşittir. Parabolik hareketler. Şöyle parabolik hareket olduğu zaman bunların alanları eşitti. Şu bölgenin alanı, şu bölgenin alanı ve şu bölgenin alanı eşitti. Yani 1 bölü 3 1 bölü 3 ve 1 bölü 3'tü. Peki gerçekten bu bölgenin, dikdörtgenin Alanı epeki ee, X kare eşittir. Kök X yaptığınız zaman bu şartı sağlayan sadece X eşittir bir durumu var. Demek ki burası bir. O zaman burası da bir. Gerçekten toplam alan birse... A'nın sonucu kaç gelir arkadaşlar? 1 bölü 3 gelir diyebiliriz. Bu da ilk sorumuzun çözümüydü. Geldik ikinci sorumuza. İkinci sorumuzda diyor ki... FX'i vermiş, GX'i vermiş diyor. Mutlak değer FX diyor. gx'ten her zaman büyüktür diyor. Yani şu fx demeye getiriyor. Bence. Şu fx diyor. Şu da gx diyor. Yani yeşil olan fx olacak. Tamam. Yeşil olan fx. Sarı olan da gx. Eksi 3'ten 4'e kadar g'den f'i çıkar diyor. Şimdi ben hep şöyle yapıyorum. Yukarıdan aşağıya çıkartıyorum. Yukarıdan aşağıya çıkardığınız zaman hep taralı bölgenin alanını bulursunuz. Mesela burada yapacağınız iş nedir? Yukarıdan yani yeşilden Sarı ee, sarıyı çıkarmaktır. s 1i veren ifade f eksi g'dir. Buradaki s'i s2'yi veren ifade ise g eksi f'tir. Bakın bunu unutmayın. Eğer ki bizden g'den f'i çıkarmamız istiyorsa ki burada g'den f'i çıkarmamız istiyor. O zaman integralin sonucu bu tarafta eksi s1 gelecektir. g'den f'i çıkardık. Tamam burası s2. E, o zaman eksi S1 artı S2 ifadesi 12'ye eşitmiş. Şimdi bunları toplarsanız bunlar birbirini götürür. 2 S2 32 yapar. Buradan da S2 kaçtır? 16'dır. Ne istiyor? S2 istiyor. O zaman doğru ikinci soru için ne gelecek? Denizi gelecek diyebiliriz. Ben bu taktiği uyguluyorum. Hep yukarıdan aşağı çıkartıyorum. Yukarıdan aşağı çıkardığınız zaman taralı bölgenin alanını bulursunuz. Yani S1'i veren ifade f eksi g'dir. Burada S2'yi veren ifade ise g eksi f'tir. Nasıl yani? Bak aslında şöyle basit bir mantıklı ilerlersek. Şimdi şöyle yapalım. Şurası f diyelim şurası g diyelim. Şu alanı bulmak istiyoruz değil mi? Şimdi mesela buraya f diyelim buraya t diyelim. Şimdi f'ten g'yi çıkardığınız zaman integralini alırsanız eğer siz bu ifadenin Şimdi F'in altında kalan bölge nedir? T'dir. G'nin altında kalan bölge nedir? S artı T'dir. Doğru mu? Pardon, pardon, pardon. F'in altında kalan bölge S artı T'dir. G'nin altında kalan bölge T'dir. Buradan T'yi çıkardığınız zaman ne kaldı? S kaldı. Gördüğünüz gibi nereyi verdi? Burayı verdi. Peki eğri x80'in altında kalırsa hocam hiç fark etmez. Yine yukarıdan aşağıya çıkartıyorsun. Mesela burası F olsun burası G olsun. Ben diyorum ki sana yukarıdan aşağıya çıkartacaksın. Şimdi şurası S şurası T. Şunları renklerini farklı yapalım. Burası S olsun burası T olsun. Şimdi ben diyorum ki yukarıdan aşağıya çıkardığın zaman yukarıda ne var yalnız? G var değil mi? G'den F'i çıkardığımız zaman bunun sonucu T gelecek. Bakın Şimdi ayrı ayrı düşünelim. İntegral gx dx eksi integral fx dx. Şimdi g neresi? Şurası. G hangisi? Şu. Yalnız altta kaldığı için g şurası değil mi? Bakın şunu iptal edeyim. G bu. O zaman altta kaldığı için bu integralin sonucu eksi s gelecek. Şimdi f'in altında kalan f neresi? Burası. Bunun altında kalan bölge burası. S artı T gelecek ama bu eksi gelecek. Şimdi bakalım işlemimize doğru oluyor mu? Eksi S. Şimdi şu eksiyle şu eksi birleşirse artı S artı T yaptı. Şu S'ler birbirini götürdü ne çıktı? Cevap T geldi. Bak ben T demiştim. Hep yukarıdan aşağı çıkardığınız zaman taralı alanı direkt ne yaparsınız bulabilirsiniz. O zaman ben de bu soruda hep yukarıdan aşağı çıkardım. Şundan yeşilden sarıyı çıkardığım zaman S1'in alanını bulurum. Yeşilden yani F'den G'yi çıkardığım zaman S1'in alanını bulurum. Burada da sarıdan yeşili çıkardığım zaman S2'nin alanını bulurum. Sarıdan yeşili, sarı g'de, yeşili de Şimdi burada istiyor G eksi F. Eksi 3'ten 4'e kadar parça parça düşünelim. Şimdi F eksi G S1 ise o zaman G eksi F eksi S1 olacak integralin sonucu. O yüzden eksi S1 yazdım. Burada ise zaten g eksi f olduğu için artı s2 diye yansıdı. Bu integralin sonucu eksi s1 artı s2 diye yansıdı. Bu da bana ne vermiş? S1 artı s2'yi vermiş. Buradan s1'ler birbirini götürür. S2'yi de ne yaparız? 16 diye buluruz. Bu da ikinci sorumuzun cevabıydı. Şimdi geldik üçüncü sorumuza. Sin -x in integraline eksi cos x artı c olmak üzere böyle bir eşitlik vermiş. Ve fonksiyonumuz da bizim sinüs x'miş. Peki. Sinüs x Şurada sinüs zaten zirvesini yapmıyor mu? O zaman zaten B kaçtır? 2'dir bence. Değil mi? B'si 2'dir. Hop B'yi 2 bulduk. A ve B asar rakamlar. Şincik bu alanlar eşitmiş. Yani sıfırdan pi bölü A'ya sinüs x dx eksi cos x diye çıkacak zaten. Sıfırdan pi bölü A'ya. Şimdi bir de sıfırdan pi bölü 2'ye bakalım. Sıfırdan pi bölü 2'ye sinüs x dx eksi cos x sıfırdan pi bölü 2'ye. Bakalım şunların sonuçları ne gelecek? Şimdi buraya pi bölü 2 yazacağız. Şimdi eksi cos pi bölü 2 eksi ayrı tutalım. Eksi diyelim cosinüs sıfır diyelim. Şurası kaç geldi? 0 geldi. Şurası kaç geldi? 1 geldi. Eksi 1. Bir de burada eksi 1 var. 1 oldu. Yani sıfırdan pi bölü 2'ye dediğimiz için aslında buranın hesabını yaptık biz. 2a'ya 1 dedik. a buradan kaç geldi? 1 bölü 2 geldi. Şimdi şimdi şuradan devam edelim. Şimdi eksi parantezinde cos pi bölü a eksi cos 0. Şimdi bu neye eşit olacak? 1 bölü 2'ye eşit olacak. Şimdi Şurası 1. dağıt sonra eksi cos pi bölü a eksi eksi artı 1. Neye eşit? 1 bölü 2'ye eşit. Şimdi bunu bu tarafa attık. Kosinüs pi bölü a eşittir. 1 bölü 2'yi de buraya attım. 1 bölü 2 oldu. Demek ki burası kaçmış? 60. Yani a kaçmış? 3'müş. Demek ki a da kaçtır? 3'tür. Toplamlarını soruyor. 5'tir diyebiliriz. 3'ün sorumuz için. Üçüncü sorumuzun cevabına geldi. Deniz geldi. Şimdi geldik dörde. Şöyle bir parabol vermiş. Bu parabol bu. Ya ben bu parabolleri başında eksi oldum başaramıyorum ya. Eksi parantezini alayım. X kare eksi 4 x eksi 5. Yani x eksi 5 x artı 1. Yani burası eksi 1 burası da 5. Değil mi? Aynen. Y eksenin sol tarafına kalan kısmının Y eksenine göre simetriye alındığında yani buraya katladığında şekil gibi görüntü elde ediliyor. Buna göre sarı boyalı bölgenin alanı kaç birim karedir diye sormuş. Yani burası 1, burası 5. Şimdi şurası S olsun, şurası T olsun. Yani bizden istediği şey galiba T eksi S. Çünkü şu bölge buraya gelecek, burayı kapatacak, kırmızı diye olacak. İşte pembe olacak neyse. Şu bölge istiyor. O zaman ben şöyle bir şey yapsam, ee, önce şu bölgenin alanın tamamını bulsam, yani şunu şöyle kaldırayım, S artı T'yi bulsam. S artı T'yi nasıl bulabilirim? Bizim taktiğimiz vardı. Fonksiyon neydi? Eksi x kare artı 4x artı 5 eşittir 0 diyoruz y eşittir sıfır doğrusu ile eşitliyoruz. Sonra delta kök delta bölü 6a kare yapalım. Deltasına gelir sonra onun b kare eksi 4ac'den deltası 36 gelir. O zaman ne oldu? 36 kök 36 bölü 6 tane a kare 1. Şu ikisi birbirini götürür. 36. Yani s artı t kaç geldi? 36 geldi. Şimdi geldik şu kısma. Şu s'e. S'i de nasıl bulalım? Eksi 1'den 0'a eksi x kare artı 4x artı 5'in integralini hesaplayalım. Çünkü eksi 1'den 0'a deyince bu bölge kalacak elimizde değil mi? O zaman eksi x küp bölü 3 artı 2x kare artı 5x. Eksi 1'den 0'a zaten 0 verince 0. Eksi. Şimdi eksi 1 veriyorum. Eksi 1 bölü 3 artı 1 bölü 3 oldu. Eksi 1 Eksi 1 veriyorum. 2 oldu. Eksi 5 oldu. Eksi 3. Ne oldu orası? Eksi 8 bölü 3. 8 bölü 3 mü oldu orası? O zaman burası da neymiş? 8 bölü 3'müş. İkisinin toplamı da 36'ymış. O zaman 36'dan 8 bölü 3 çıkartacağız galiba. 36'dan st T eksi S'yi istiyor. Bir dakika bir dakika bir dakika. T eksi istiyor. Atlamayalım. Biz ne biliyoruz? S artı T'nin 36 olduğunu biliyoruz. S'in de 8 bölü 3 olduğunu biliyoruz. T eksi S'i istiyor. Yani şöyle e, şurası 36'dan 8 bölü 3 çıkartacağız. T'yi bulacağız. Sonra bir daha 8 bölü 3 çıkartacağız. O zaman 36'dan biz 2 tane 8 bölü 3 16 bölü 3 çıkartırsak daha iyi olacak. 90 108 mi yaptı? ...108, 92 bölü 3 geldi sorumuzun cevabı. Yani dördüncü sorumuzun cevabı C Peki bakalım. 5'teyiz. AX kare A2A, BY kare A2A. Tamam, peki, okey. Öğrencilerine X eşittir 0, X eşittir 4... ...Y eşittir 0 ve Y eşittir 6 ile sınırlı bölge içinde seçilen bir noktanın y eşittir kök x ile y eşittir 3 kök x parabolleri arasında olma olası kaçtır? Şimdi şimdi biz bu vatandaşın istediğini bir anlamaya çalışalım. Şimdi diyor ki bana x eşittir 0 şu x eşittir 4 şu y eşittir 0 şu y eşittir 6 bu. Değil mi? Bu x eşittir 4 bu x ekseni bu da y ekseni. Peki. Şimdi y eşittir kök x dediğin zaman şöyle gidecek. 4 verdiğin zaman y eşittir kök x bu. 4 verdiğin zaman 2'ye kadar. Y eşittir 3 kök x. 4 verirsen buraya 2 6 tam şuradan geçecek. Şu noktadan geçecek. Öğrencilerine sınırlı bölge alan içerisinde şu bölge içerisinde diyor. Seç bir nokta diyor. Bunun arasında kalma olasılığı nedir diyor. O zaman biz olasılık yapıyorsak olasılık bir kesir çizgisidir. Tüm durumu alt tarafa yazarız. İstenilene de yukarı yazarız. Şimdi burası 6 idi. 6 kere 4 24. O zaman alt tarafa 24 yazdık. Şimdi burası 4. Buraya 4 verirsek 2. Şimdi şöyle yapalım. Şuranın alanı kaç geldi Soner? 8. 8 bölü 3 burası. 16 bölü 3 burası. O zaman 16 bölü 3 buranın alanı geldi. Şunu şimdi kaldırdım. Bak şuranın alanı 16 bölü 3 geldi. Toplam alan 24'tü. Şu 2'ye ayırıyordu F2S diye. O zaman 8'i burada 16'sı burada. O zaman toplam 24'ten 8'i çıkartacağız. O zaman şu ikisinin toplamı da 16 gelecek öyle mi? O zaman buraya ben ne yazayım? 16 eksi 16 bölü 3 yazayım. Yani şu ikisinin toplamı 16 idi. 16 bölü 3'ü çıkartırsam şuradaki sarı bölgenin alanı kalır. Kaç geldi? 48. 32 bölü 3 çarpı 1 bölü 24. 8'e bölsek 4. 3. 4 bölü 9 geldi sorumuzun cevabı. Yani 5. sorumuzun cevabı ne geldi arkadaşlar? Ceyhan geldi diyebiliriz. Geldik 6'ya. Barış öğretmen öğrencisi Mert'in aşağıda çizimleri şekilde grafiğin üzerine yapmasını istemiştir. M ve M ne? bir rakam olmak üzere y ekseninin üzerinde grafiği kesecek şekilde y leştirme. Bu da ne? Doğrularını çizmiştir. Sıfırla y ar sıfırla hmm, m arasında bir tane alan diyor. Burası diyor. Şurası diyor yani. 0 ile M arasındaki Y'ler için buraya A1 demiş. Sonra M ile N arasındaki kısım için yani şurası için de... A2 demiş. Peki... A1 bölü A2, 8 bölü 19'muş. Yani burası 8S... Burası 19S. E, bu parabolik. Ben bunu yine buradan böyle devam ettireyim. Şimdi bunun Y'si M ise... Burası 2018 m kare, burası da 2018 n karedir. Şimdi bu 8 s ya. Burası 16 s. Şimdi 19 s ya burası. Burası da 38 s. S2s taktiği burada da devam ediyor. Yani sonuçta burasının 2 katı burası olacağına göre o zaman burası 19, burası 38'dir. Şimdi bakın 2018. Şimdi ben bütün hepsinin alanını hesaplasam diyeceğim ki 2018 ne küp eşittir. Topla soner orayı 2781S. 2018 m küpte şuradaki dikdörtgen yapacak. Yani 24S. Bunları oranlarsak bunlar birbirini götürecek. N bölü M'in kübü eşittir. Bunlar birbirini götürür. 3'e bölsek 27 bölü 8. N bölü M eşittir 3/2 geldi. Bize de diyor ki n ne m rakamdı. Nerede demişti onu? Bir yerde demişti. m ve n rakam olmak üzere toplamların alabileceği en büyük değer. O zaman burası 6 olsa burası 4 olur. Burası 9 olsa burası 6 olur. Evet, rakam olduğuna göre 9 6 daha iyi. Çok olmasını istiyoruz. 9 da 6'nın toplamı kaç geldi? 15 geldi diyebiliriz. Bu da 6. sorumuzun cevabıydı. Şimdi geldik 7. sorumuza. Yukarıdaki dik ordinat üzerinde sarı renkli bölgenin alanı pembe renkli bölgenin alanından kaç birim kare eksiktir? O ne demek ya? Sarı renkli bölgenin alanı pembe renkli bölgenin alanından kaç birim eksiktir? Yani aslında pembe eksi sarıyı bulsan daha mantıklı olur. Değil mi? Pembe sarıdan ne kadar fazladır? Ve aynı cevap sorunun cevabı olmuş oluyor. Şimdi bu x kare, bu da... Ha, şunları bir eşitleyelim. be. 2 tane kök içinde 2x. x üzeri 4 eşittir. 4 tane 2x. x küp 8. x 2. Demek ki burası 2'ymiş. Bak burada ob ile de ab eşit vermiş. Demek ki burası da 1. Şimdi burası 2 ise... Burası kaç olacak? 4 olacak. Burası 1 ise... Şuraya 1 yazarsak burası 2 kök 2 olacak. Yani S2S taktiğini uygulayabiliriz yine burada değil mi? Evet uygularız. Şimdi mesela bu y x kare. Mesela şu bölgenin alanını bulsak mesela. Şuradan çektim. Burası da 1. Değil mi? Şunun üzerinde çünkü. O zaman burası 1 bölü 3 yaptı. Dar kısım ya burası. Şu dikdörtgenin 3'te biri Burası beyaz kısım 1 bölü 3 yaptı. Şimdi toplam alan 8 ise değil mi? Nereden aldım? 4 kere 2, 8. O zaman şu da parabolik bir hareket olduğu için dar kısmı 8 bölü 3. O zaman 1 bölü 3 buradaysa buraya da 7 bölü 3 kaldı. Böyle ilerleyeceğiz. Şimdi aynı mantık bu taraftan ilerleyelim. Şimdi toplam alan 1, 2 kök 2. Burasının alanı ne yaparsana 2 kök 2 yapar. Burası onun dar kısmı 2 kök 2 bölü 3. Şu beyaz kısım bu geldi. Peki şöyle bir şey yapacağız. O zaman 2 kök 2'den şimdi ne yapmaya çalışıyorum? Şurasının alanı 2 kök 2. Bir 2 kök 2 bölü 3 çıkartacağım. Bir de şuradaki 1 bölü 3'ü çıkartacağım. Ve böylece elimde sadece şu pembiş alan kalacak. O zaman pembiş alan şu. Yani nedir o? 4 kök 2 bölü 3 eksi 1 bölü 3 pembe alan yaptı. Hatta onu pembeden boyayalım şöyle. Şöyle. Buranın alanı bu yaptı. Peki şimdi o cepte dursun. Peki şimdi nasıl yapsak? Sarı alanı nasıl bulalım? Sarı alanı da şöyle bulalım. Şunun alanının tamamını bulalım. Sonra şuradaki ikisini çıkaralım. Şu ikisi kalsın elimde. Yani sarı artı pembe artı sarı kalsın. Değil mi? Evet, olur öyle. O zaman toplam alan 8. Şimdi şurası 8 bölü. 3'te biri. 8 bölü 3. Burası 16 bölü 3. Şimdi şurası 16 bölü 3'ün şu kısmı 8 bölü 3. Ya da direkt 3'te 1 değil miydi? Burası da 8 bölü 3 değil midir? Yani ne oldu şimdi? Şunu şuradan alalım. Şuraya getirelim. Şuraları bir temizleyelim artık. Sarı artı pembeydi biz kaç bulduk? 8 bölü 3 mu bulduk? Bizden ne istiyor? Pembe eksi sarı istiyor. Şimdi pembeden sarıyı çıkar diyor. Yani nasıl yapalım? Şimdi şu S eksi P'den Şimdi sarı eksi P nasıl bulacağız? S eksi P istiyor değil mi? P eksi S istiyor. P eksi S'yi bulacağız. Şuradan P eksi S'yi üretin bakalım. Şunu eksiyle çarpsak eksi S eksi P yapar. Sonra bunun iki katını eklesek ne oldu? P eksi S yaptı. Tamam oldu o zaman. O zaman biz ne yapacağız? Bunun iki katını ekleyeceğiz. Yani 8 kök 2 bölü 3 eksi 2 bölü 3 T 2 P Şimdi bunu topluyoruz. O zaman ne çıkacak karşımıza? P eksi S mi çıkacak? Valla öğrenci için zor bir soru. 8 kök 2 bölü 3 eksi şununla şunu toplarsak da ne yaptı? 10 bölü 3 yaptı. Şimdi ben onu şıklarda bulamazsam bayılırım. 8 kök 2 eksi 10 bölü 3. Bak buldum. Azimle buldum yani. Bunun integralini öbür türlü yapsak daha mı kolay olurdu acaba? Bilmem ki. Ben böyle yapmak istedim. Bilginiz olsun. Zor soru ama uzun soru. Geldik testimizde son soruya. 8. soruya. Yukarı dik koordinat düzleminde bir teknenin taban planı çizilmiş. Peki bu teknenin tabanı metrekaresi 150 lira olan dikdörtgen şeklindeki tahtalarla kapatılacak. Peki teknenin tabanına döşenecek tahtaların toplam maliyeti nedir demiş. Sarı bölge bir birim kare. Yani onları öyle keseceğiz. Kaç metrekare harcanıyor ona bakacağız. Şimdi yine klasik bir e, e, hareket yapalım. Şu harekete. Bir kere şu üçünün alanı eşitti değil mi? Değil mi? Orası eşit. Şimdi önce şu kesiştikleri yere bakalım. 2 bölü 9 x kare ile bir, bir dakika bir dakika bir dakika. Şimdi şun, şunla şunu eşit nasıl kullanacağız? Y'nin karesi yani bunun karesi 4 bölü 81 x üzeri 4 eşittir. Buna eşitmiş. 32 bölü 3 x'e. Şimdi bu bunu götürse burada 8 kalır. Bu bunu götürse burada 27 kalır. Bu götürse burada x küp kalır. Şimdi ne oldu? x küp bölü 27 8'miş. İçler dışlar. O zaman x küp ne yaptı? 8 çarpı 27. x ne yaptı? 2 çarpı 3'ten 6 yaptı. Demek ki x 6'ymış. Demek ki burası 6. Şimdi buraya 6 yazarsak 3'e böl 2 32 ile çarp 64 burası da 8 geldi. O zaman toplam alan 48. 16, 16, 16. Teknenin içi 16'ymış. Sarı bölge 1 bir birim kare. O zaman bize 15 birim kare tahta lazım. Bu arada 1 bir birim kare de bu kadar santimetre kare. O zaman 15 çarpı 24 çarpı 10 üzeri 2 santimetre kare. Metre karesi de 150 lira. Bölü Şimdi bunu 10.000'e bine böleceğiz. Niye? Ama 150 ile de çarpacağız. Şimdi niye? Kaç metrekare olduğunu bulacağız. Metrekaresi 150 liraydı çünkü. Haydi bakalım kolay gelsin. Onun karesi 100. Şu iki sıfır attı zaten. Şu sıfırda şunu götürsün. Tamam güzel. 5'e bölelim 3, 5'e bölelim 2, 2'ye bölelim, 2'ye bölelim 12. Ne kaldı elimde? 15, 3, 12 kaldı. Haydi kolay gelsin. 15 çarpı 3 çarpı 12 kaldı. 15'te 12'yi çarparsam 180, 3'te çarparsam 540. Yani bana maliyet ne kadar çıkacakmış? 540 lira çıkacakmış diyebiliriz. Bu da 23 testimizde son soruydu. Ve böylece 20 testi tamamladık. Kaldı 5 test. Hadi bakalım gençler. Bitiriyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.